Yoksa Duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri, hoş geldiniz. Oyunu kazanmak ve madalya almak her sporcunun hayalidir. Ama bu yolda hırsın ayarı kaçarsa işler değişir. İşte bugün sizin için kazanmak uğruna şeytanın bile aklına gelmeyecek hileler yapan sporcuları derledik. Hazırsanız başlıyoruz. 8 numara Dwight Howard. İlk sırada NBA'deki Houston Rockets takımının oyuncularından biri var. Basketbolda hızlı olmak ve topu kaptırmamak önemlidir. Peki, birinin topu elinizden alamamasını nasıl sağlarsınız? Tabii ki elinize yapıştırarak. Şaka yapmıyorum. Dwight Howard, 2016 yılında Atlanta Hawks takımına karşı oynadıkları oyunda bu hileyi yaparken yakalandı. Eline tutuşunu sağlamlaştıracak sprey bir tutkal sürmüştü. Böylece topu daha iyi kavrayabiliyor ve top kaptırmıyordu. Durum fark edildi ama şanslı bir şekilde ağır bir ceza almadı. Sadece uyarı verildi. Üstelik bu hileyi o zamana kadar oynadığı tüm oyunlarda yaptığını itiraf bile etmişti. 7 numara İspanya engelli basketbol takımı. Yine basketboldan devam ediyoruz. Ama bu kez hileyi yapan bütün takım. 2000 yılında Sydney'de düzenlenen olimpiyatlarda İspanyol engelli basketbol takımı final maçında Rusya'yı yenerek altın madalyayı kazandı. Buraya kadar her şey güzel. Sorun engelli oyuncuların aslında engelli olmamasında. Kurallara göre bu kategoride yarışacak sporcuların IQ seviyeleri 70'in altında olmalıydı. Ama takımdaki tüm oyuncuların IQ seviyesi bu limitin çok üzerindeydi. Hileye İspanyol Spor Federasyonu da karışmış ve oyuncuları için sahte evraklar düzenlemişlerdi. Ve bu takım 2 yıl boyunca Engelli Takımlar Ligi'nde yarışarak gerçekten engelli oyuncuları yenip durmuşlardı. Bu artık hileden bile öte, yorumu size bırakıyorum. 6 numara Forsaken. Spor demişken çağımızın yeni spor dalı e-spordan bahsetmeden olmaz. Hindistan'ın en ünlü CSGO oyuncusu Nikhil Kumavat ile tanışın. Namı değer Forsaken. 2018 yılında Şangay'da bir e-spor turnuvası düzenlendi. İçinde Forsaken'ın da olduğu Optic India adlı takım Hindistan'ı temsil etmek üzere yarışlara katıldı. Her şey iyi gidiyordu ve takım final maçlarına kalmıştı. Ancak organizasyon yetkilileri bir gariplik fark ettiler. Bilgisayarı kontrole geldiklerinde Forsaken'ın hile yaptığı anlaşıldı. Hile sayesinde duvar arkası görebiliyordu. Hile dosyalarını ise Verdexe adıyla kaydetmişti. Onları silmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Bu hareketiyle hem ülkesinin adına hem de daha önceki başarılarına gölge düşürmüş oldu ve turnuvalardan sonsuza kadar uzaklaştırıldı. Neden hile yaptığı sorulduğunda ise cevabı "Nişan alma kabiliyetime güvenmiyordum" oldu. 5 numara Tonya Harding. Sırada 1994 yılı olimpiyatlarından bir skandal var. Olimpiyatlardan kısa süre önce Amerikalı buz patencisi Nancy Kerrigan antrenman sonrası bir saldırıya uğradı. Joplu bir adam bacağını kötü şekilde yaralamıştı. Sporcu yere düşmüş, acılar içinde "Neden, neden?" diye bağırıyordu. Çünkü bu durumda olimpiyatlara katılması riske girmişti. Kısa süre sonra polisler saldırganın kim olduğunu buldular. Adamı tutan Nancy'nin en büyük rakibi Tonya Harding'ti. Bu şekilde onu yarış dışı bırakmayı umuyordu. Ama ilahi adalet devreye girdi. Sakatlığına rağmen Nancy olimpiyatlarda gümüş madalya kazanmayı başardı. Tonya ise pateniyle yaşadığı bir arızadan ötürü 8. olabildi. Sonrasında da hayatı boyunca artistik patinaj yarışmalarına katılması yasaklandı. Onun hayatının anlatıldığı 2017 yapımı bir film de var. Merak edenler izleyebilir. 4 numara Marvin Hitt. Biraz da futbolda sıra. 2015 yılında İsviçreli kaleci Marvin Hitt eşsiz bir kurnazlık örneği sergiledi. FC Augsburg ve FC Köln takımlarının karşılaştığı bir maçta karşı takım serbest vuruş kullanacaktı. Hileci kalecimiz ise çıkan tartışmalardan faydalanarak kimseye çaktırmadan işaretli yerin çevresindeki çimenleri ayakkabısının topuğu ile ezdi. Böylece şutu çekecek oyuncunun tam o noktada ayağı kayacaktı. Ve gerçekten de amacına ulaştı. Şutu çeken futbolcunun ayağı kaydı ve düştü.
Bu sahneyi bir filmde görsem abartılı olduğunu düşünürdüm. Ama her saniyesiyle gerçek. Kızsam mı, gülsem mi bilemedim. Siz ne dersiniz? 3 numara Sergio Motsoeneng. Daha önce Yoldaşlar Maratonu'nu duydunuz mu? Bu Afrika'da her yıl gerçekleşen dünyanın en eski maratonudur ve 89 kilometre uzunluğundadır. Yani yaklaşık olarak İstanbul'dan Kocaeli'ye kadar koşmak demek. 1999 yılındaki koşuda Sergio adlı bu koşucu yarışı 8. olarak bitirdi. Ancak sonradan yarış esnasında çekilen fotoğraflarda bir gariplik fark edildi. Sergio'nun sağ kolundaki saat zaman zaman sol koluna geçiyor ve bacağındaki yara izi bir görünüp bir kayboluyordu. Bunu hangi Sherlock fark etti bilmiyorum ama gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Maratonda bir kişi adına iki kişi yarışmıştı. Bu da Sergio'nun ikiz kardeşi Fika'ydı. Önceden ayarladıkları noktalarda yer değiştirmişler ve bu şekilde yarışı bitirmişlerdi. Bu durum fark edildikten sonra iki kardeş de ceza aldı ve maratondan 5 yıl uzaklaştırıldı. Aranızda ikiz kardeş olup benzer hikayeleri olan var mı? 2 numara Mike Tomlin. Şimdi de sırada Amerikan futbolundan bir görüntü var. Ama bu kez hileyi yapan sahada bile değil. Oyuncu Jacob Jones son bir atakla topu kapmış ve herkesi geçerek büyük bir hızla kaleye doğru koşuyordu. Karşı takımın koçu Mike Tomlin ise durumdan habersizmişçesine sahanın kenarında aksi yöne doğru dönmüş duruyordu. Rakip oyuncu yanından geçmek üzereyken hızlıca yoldan çekildi. Ama bu oyuncunun hafif sağ kırmasına sebep oldu. Bu da arkadan gelen oyuncunun ona yetişmesi için yeterliydi. Mike Tomlin bunu kasıtlı yapmadığını söylese de bakışları ve olaydan sonraki sinsi gülüşü tam tersini söylüyor. Peki sizce bu bir hile sayılır mı? Birinci hileciyi açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. 1 numara Femke Van den Driesche. Bazı sporcular kendilerini geliştirmek yerine hile yöntemlerini geliştiriyorlar. İşte onlardan biri Belçikalı yarış bisikletçisi Femke. 2016 yılında cyclocross yarışmasında doping yaptığı ortaya çıktı. Ama mekanik bir doping. Yani bisikletine gizli bir motor yerleştirilmişti. Tutamakta bulunan Bluetooth sayesinde motoru istediği zaman açıp kapatabiliyordu. Böylece zorlayıcı rampalarda rahatça ilerleyebiliyordu. Ama yarış esnasında durum hakemler tarafından fark edildi. Bisiklet benim değil, arkadaşıma ait diye bir savunma yapmaya çalıştıysa da kimse inanmadı. Bunun sonucunda yarışlardan 6 yıl boyunca uzaklaştırıldı ve 21 bin dolar para cezasına çarptırıldı. En şaşırdığınız hile hangisi oldu? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.